27 Nisan Cuma akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya, Türkiye'ye ve dünyaya dair gündem maddelerini tek bir çatıda bulabileceğiniz ana haber bülteni başlıyor. Bizim adayımız emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, isteğine uygun bir zamanda değil, onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız. Bundan emin olabilir. Türkiye'de, yerelde de, genelde de, ulusal basında da tek gündem maddesi sevgili seyirciler. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan erken seçimler. Gerek Cumhurbaşkanlığı gerek milletvekilliği adaylıkları için de son sürat görüşmeler, çalışmalar ve başvurular devam ediyor. Bugün sizler için derlediğim yurt çapında dikkat çeken iki tane başvuru haberi oldu. Eski Beşiktaşlı ve milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvurdu. Bir başka AK Parti'ye milletvekili aday adayı olarak başvuran isim ise 15 Temmuz akşamı göstermiş olduğu kahramanlıkla Türkiye'nin kalbinde ayrı bir yer edinen şehit Ömer Halis Demir'in kardeşi Soner Halis Demir oldu. AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. Manisa'da da milletvekili aday adayı olmak için kamu görevlilerinin istifaları vardı. O haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Manisa'da dikkat çeken aday adayları arasında Şehzadeler İlçe Kaymakamlığından istifa eden İsmail Çorumluoğlu'nun AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı belirtildi. İyi Parti kurucu il başkanı Tamer Akkal, il başkanlığından istifa ederek partisinden aday adayı olduğunu açıkladı. Alaşehir Belediye Başkanlığından istifa eden MHP'li Doktor Gökhan Karaçoban da İyi Parti milletvekili aday adaylığı için anılan isimlerden. Manisa'da milletvekili aday adayı olmak isteyen belediye başkanları, memurlar ve partilerin il ve ilçe yöneticilerinin istifaları gelmeye başladı. AK Partili Soma Belediye Başkanı Hasan Ergen'e ve Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu AK Parti'yi tercih ederken, MHP'li Senende Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın da istifa ederek MHP'den milletvekili aday adayı olacağı öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Erdinç Karaköse de İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden isimler arasında yer aldı. CHP'den milletvekili aday adayı olmak için Manisa Cebelbayır Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Saniye Algul, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Kamber Uğur'da görevlerinden istifa etti. AK Partili Şehzadeler Belediyesi'nde Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak çalışan Ahmet Salih Kuru, AK Parti'den aday adayı olmak için istifa ettiğini duyurdu. Salihli'de de Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş'in de istifa ettiği ve AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı kaydedildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensevri ve Meclis Üyesi Ali Uçak MHP'den milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa etti. MHP Manisa İl Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Karataş ve MHP Manisa İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şentürk, MHP Manisa İl Başkanlığı'nda basından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sebal Başkesen de milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden diğer isimler oldu. Ve sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün çarpıcı açıklamaları vardı. Sizler için derledim, onu da ekranlarınıza getirmek isterim. Bahçeli basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada Cumhur İttifakı'ndan bir beklentimiz yok. Başkanın, yani Cumhurbaşkanı'nın yardımcılığı gibi bir talebimiz de yok. Böyle bir niyetimiz de yok. Cumhur İttifakı'nın bitmesiyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de yolumuza bakacağız dedi. Ve tartışmalı derbi Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 3 Mayıs'a ertelenen ve 57. dakikadan itibaren başlayacak olan derbinin ardından, bu kararın ardından Beşiktaş dün maça çıkmama kararı almıştı. Bir Beşiktaşlı olarak Devlet Bahçeli'ye de Beşiktaş'ın almış olduğu karar soruldu.
savruldu. Ve buna ilişkin yapmış olduğu yorumda Devlet Bahçeli, Beşiktaş verdiği karardan dönmelidir, hatalı bir karar vermiştir, maça çıkmalıdır dedi. Ve milletvekilliği adaylarının tanıtımını da 21 Mayıs'ta basın karşısında yapacaklarını dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ilişkin genelde bu haberi vermişken, yerelde Alaşehir ve Selendi Belediye Başkanlarının milletvekilliği için istifa etmelerini ekranlarınıza getiriyoruz. Ne söyleyeyim başkanım? Hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak için dün MHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ve yine MHP'li Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş görevinden istifa etti. İstifa eden belediye başkanlarının yerine ilçelerin belediye meclislerinden yeni seçilecek belediye başkanlarının belirlenmesi için çalışmalar sürerken AK Parti her iki ilçede de MHP'nin gösterici adayları destekleyeceklerini açıkladı. AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybotur konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bizler AK Parti grubu olarak genel merkezimizle de yaptığımız görüşmeler neticesinde tabii ki orada hem Alaşehir ilçesinde hem Selendi ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin göstermiş olduğu belediye başkan adayını, meclis içinden seçilecek olan belediye başkan adayını destekleme kararı aldık. Çünkü biliyorsunuz ki 2014 yerel seçimlerinde hem Alaşehir ilçemizde hem de Selendi ilçemizde oradaki vatandaşlarımız Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanına oy verdi ve neticede de oradaki belediyeleri de Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlar kazandılar. Dolayısıyla biz sandık iradesine saygılı olmamızdan dolayıdır ki meclis içerisinde herhangi bir pazarlığın içerisinde olmadan, herhangi bir başka arka kapılar, arka plan içerisinde hareket etmeden Milliyetçi Hareket Partisi'nin belirlemiş olduğu adayları meclis üyelerimizle tam olarak, tam destekleyerek desteğimizi vereceğiz. Ve yine Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden bir belediye başkanı seçilmesi noktasında AK Parti grubu olarak oyumuzu, gayretimizi göstereceğiz. Bizim hedefimiz pazarlıklarla ya da başka çalışmalarla orada belediyeleri kazanmak değildir. Bizim hedefimiz inşallah başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hem Alaşehir'de hem Selendi'de 2019'daki yerel seçimlerde sandığa yansıyan iradeyle belediyeyi almak istiyoruz. Yani sandıktan çıkarak bu belediyeleri kazanmak istiyoruz. Dolayısıyla AK Parti grubu sandık iradesine saygı göstererek ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin göstermiş olduğu adayları hem Alaşehir'de hem Selendi'de destekleyecekler. İnşallah hayırlı olur. Sevgili seyirciler, bugün Ankara'da genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı sözler sarf etti. Henüz Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını belirlemedi ve Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamada Kılıçdaroğlu'nu kastederek kendinden daha iyisini bulamazsın, çık karşıma aday ol dedi. Ve o sözlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den açıklamalar getirdi. Ekranlarınıza getiriyoruz. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Özel, Türkiye'nin ve Cumhuriyet'in kendine nice başbakan seçeceğini söyledi. Elbette günü geldiğinde bu ülkede bütün çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kuvvetler ayrılığının olduğu parlamenter bir demokratik sistem kurulacak. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin nice başbakanları olacak. Her siyasi görüşten nice başbakanlar gelecek gidecek, bu ülkeye hizmet edecek. Cumhuriyet davasına ilişkin olarak konuşan Özel şu açıklamayı yaptı. Cumhuriyet davası ile ilgili söylememiz gereken mesele, adalet bir kez daha ayaklar altındadır. Tek teselli şu anda bu süreçte tutuksuz olarak sürecin devam ediyor olacak olmasıdır. Ama gelen bu haksız cezalara hepimiz, bütün Türkiye gibi isyan ediyoruz. Hele hele iddianamede veya bu cezaları talep eden savcının temel dayanağı gazetenin yayın çizgisinin değişmiş olması. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylarını belirleme yetkisinin genel başkana bırakıldığını söyleyerek, ismi geçen geçmeyen herkes genel başkanın değerler doğrultusunda değerlendirmeye tabi olduğunu hatırlattı. Özel, Cumhurbaşkanı adaylarını kendi belirleyecekleri bir zamanda açıklayacaklarını kaydetti. Bizim adayımız sonuçta Yüksek Seçim Kurulu takvimi açıkladı. Son tarihi belli. O tarihten önceki bir tarihte açıklanacak. Bu tarih o gün olabilir, ondan önce olabilir, çok daha önce olabilir. Bu, emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, isteğine uygun bir zamanda değil,
bizim tercihlerimize ve bizim isteğimize, bizim doğrularımıza en uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açık. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin bir haber de ben sizlere vereyim genel yapıdan. Bugün sizler için haber merkezlerinden seçtiğim haberler arasındaydı. Takdir edersiniz, bu dönem içerisinde milletvekili olan ve milletvekilliği esnasında dokunulmazlığı kaldırılarak Maltepe'de cezaevine konulan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu. Hatta adalet yürüyüşleri de Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından gerçekleşmişti. Bugün haber merkezlerine düşen bir haber vardı. Bizzat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından şu anda cezaevinde bulunan Enis Berberoğlu'nun İstanbul'dan milletvekili adayı gösterileceği haberi çıktı. Bu küçük detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Dünya değeri artık sadece Türkiye'nin ve Manisa'nın değil, dünyanın da değeri Mesir. Her yıl düzenlendiği gibi bu yıl da halka saçılacak. Pazar günü saçılacak olan Mesirler çuvallara dolduruldu. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılan Tarihi Sultan Camii'nden 29 Nisan Pazar günü saçılacak 6 ton Mesir Macunu'nun duası yapıldı. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği'nin Mesir İmalathanesi'nde yapılan dua öncesinde protokolünde katılımıyla Sultan Camii'nde Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve Mesir Macunu'nun yapımında emeği geçenler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Manisa İl Müftü Yardımcısı Paşa Bektaş tarafından yapılan duaya Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mümtaz Kahya, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Daire Müdürleri ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Sağlık, sihat, afiyet ve insan ile yarabbim. Mesir'imizin geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de tüm hastalarımıza şifa kaynağı ile yarabbim. Müftü Yardımcısı Bektaş'ın yaptırdığı duanın ardından protokol üyeleri sembolik olarak basın mensuplarına mesir saçtı. Kadınlar tarafından hazırlanan ve duası yapılan 26 ton şifalı mesir macunu 29 Nisan Pazar günü Sultan Camii kubbe ve minareleri başta olmak üzere 40'tan fazla noktadan 10 binlerce vatandaşa satılmak üzere çuvallara dolduruldu. Sevgili seyirciler, son siyaset haberini de Abdullah Gül cephesinden gelen açıklamalarla paylaşayım sizlere. Abdullah Gül bugün cuma namazı çıkışında her zaman olduğu gibi basın mensupları Abdullah Gül'e mikrofonlarını uzattı ve son günlerdeki tartışmaları sordu. Abdullah Gül de caminin önünde bu kadar önemli konuların konuşulmasını doğru bulmuyorum. Yarın yani cumartesi günü basın mensuplarını ofisime toplayarak her sorularına cevap vereceğim. Gerekli tüm açıklamaları kendilerine yapacağım dedi. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Yarın Abdullah Gül'ün neler söyleyeceği de merak konusu. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde farklı tarım ürünlerine yönelen çiftçilerin yeni gözdesi astronot bitkisi olarak da bilinen ve protein değeri yüksek olan kinoa bitkisi. Çiftçiler yükselen maliyetler ve düşen gelirler sonrası ürettikleri ürünleri bırakıp daha az masraf isteyen ve ekonomik getirisi yüksek olan ürünlere yönelmeye devam ediyor. Bir zamanlar buğday ekilen tarlada ilk defa denenen kinoa bitkisi yetiştirmeye başlayan Saruhanlı ve çiftçi İbrahim Çılgın, güzel sonuç alması durumunda bundan sonra kinoa yetiştirmeye devam edeceğini söyledi. Saruhanlı'nın Haritpaşa Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve bu sene bölgede ilk olarak kinoa eken İbrahim Çılgın şunları söyledi. Bu kinoayı benim oğlum internetten bulmuş. Bana bunu önerdi. Biz buraya devamlı buğday ekerdik. Buğday verimi düşük olduğu için bu kinoayı önerince bir de dedik bunu deneyelim. Bu yıl bunu ilk defa ektik. Bilmemize rağmen mahsulün hakkında bir şey. Mahsul bayağı güzel oldu. Biçimi bunun Haziran ayında yapılacak. Güzel olursa devam edeceğiz ekmeğe. Çılgın toplamda 18 dönüm kinoa ektiğini belirtti. Dönüm dekarı 18 dönümdür. Bu mahsul susuz da olur.
sulu olursa verimi daha çok artar. Tavsiye etmem için şimdi bu yıl bu mahsulü elde edip görmem lazım. Ondan sonra tasfiyelerimizi yapacağız. Başka eken şu bölgede yok şu anda. Bu bölgede ben ektim. Ekerken bunu buğdayın üzerine ektik. Bunu ekmesi çok ince tohum olduğu için bunu gübreyle DAP besinine karıştırıp buğdayın üzerinin gübre kısmına döküp o şekilde ektik. Fazla uğraştık bir şey değil. Bir şey değil. Çılgın, taban fiyatının 5 lira olacağını ve pazar sıkıntısı yaşamayacaklarını ifade etti. Piyasada şu anda biz bunu İstanbul'dan aldık tohumunu dernekten, derneğe varmış. O arkadaşlarla irtibata geçtik. Onlar bizden malı gelip teslim alacak tarlada, tarlada da ödemesini yapacaklarını söylediler. Taban fiyatı 8 lira, kilosu tabanı 5 lira olduğunu bize söylediler. Tohumu bu 18 dilim yere 3000 küsur lira para gitti. Kinoa tarlasında incelemelerde bulunan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okursa ürünle ilgili değerlendirmelerde bulunarak önümüzdeki yıllarda kinoanın çiftçilerden yüksek talep görebileceğini belirtti. İlçemiz Saruhan Halitpaşa Mahallesi'nde üreticimiz tarafından bir ilk gerçekleştirilmiş kinoa denen bir bitki yetiştirilmekte. Tabii çiftçimiz arayış içinde, bu arayışların içinde bu kinoa bitkisinin de oluşması bizi umutlandırıyor çünkü girdi maliyetleri yüksek olduğundan çiftçimiz çok çeşitli ürünlere yönelmeye çalıştı. Bildiğimiz kadarıyla bu kinoa bitkisinin de fazla maliyet gerektirmeyen bir bitki olduğu için çiftçimiz böyle değişik ürünlere yöneliyor. Ben buradan çiftçimizi tebrik ediyorum. Böyle değişik ürünler bulup değişik bitkilerle üretmesi çiftçimiz adına sevindirici bir olay. Bunun maliyeti çok düşük olduğu için çiftçimizde bir talep olabilir. Adı bile zor söylemesi kinoa. Sevgili seyirciler, aslında Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı haberimizin içerisinde bir cümle de olsa değinmiş oldu. Hani çiftçinin farklı ürünlere yönelmesi, kinoa diye bir şey üretmesi, o süper süper harika her şey çok güzel anlamı taşımıyor. O bildiği, alışa geldiği, daha önceden ekmiş olduğu gerek bağ, gerek mısır, pamuk gibi ürünler para etmediği için artık işin ucuz maliyetli olan kısmına deneme yanılma yöntemine başvuruyorlar. Aslında güzel değil, tam aksine kötü bir haber aktardık sizlere. Gıda ile ilgili bir haberden bahsetmişken önümüz Ramazan sevgili seyirciler. Ramazan sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesi. Ve bugün İstanbul'la Ankara'da satılacak olan Ramazan pidelerinin fiyatları açıklandı. 275 gram. Ramazan pidesi 2 liradan satılacak İstanbul'da ve Ankara'da. Hani geçtiğimiz yılda 2 liraydı demeyin. Geçtiğimiz yıl 300 gramı 2 liraydı. Bu yıl 275 grama düşürülmüş 2 liradan sunulacak. Önümüzdeki günlerde Manisa'da da fiyatı sizlere aktarmış oluruz. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu'nun yüzlerce öğrencisi sınır ötesinde ülke güvenliği için operasyon düzenleyen Kahraman Mehmetçi'ye yazdıkları mektuplarla hem minnettarlıklarını hem de sevgilerini gösterdi. Manisa'da ortaokul öğrencileri yazdıkları mektuplarla Mehmetçi'ye olan sevgilerini dile getirdi. Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu'nun Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mahmut Özdemir tarafından başlatılan kampanyaya okuldaki yüzlerce öğrenci yazdıkları mektuplarla destek verdi. Bu yapan kahraman Mehmetçiğimize olan yüreğimizdeki sevgiyi, saygıyı, minnettarlığı ve duaları kağıtlara döktük. Mektupların toplanması sırasında hazırlanan klipte ise öğrenciler Mehmetçiğe olan sevgilerini ve minnettarlıklarını dile getirdi. Gözü hak yiğitlere selam olsun. Her birinin içinde sevgi, minnettarlık, saygı ve duaların yer aldığı mektuplar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mahmut Özdemir öncülüğünde okul öğrencileri Ayşenur Akçaman, İrem Abacı, Yunus Emre Açıkgöz ve Berke Duran tarafından Hatay'daki 39. Mekanize Piyade Alay Komutanlığı'na ulaştırılmak üzere postalandı. Şehitler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mahmut Özdemir konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. Şehitler Ortaokulu'ndaki yüzlerce öğrencimiz yüreklerindeki asker sevgisini kağıtlara döktüler ve kıtaya gönderiyorlar. Ve asker abilerine yüreklerindeki sevgilerini, saygılarını, minnettarlığı ve dualarını gönderiyorlar.
Onlara dualar ediyorlar. Vefalı Türkiye selam olsun. Mektup yazarken Mehmetçiğe olan sevgimizi, Mehmetçiğe olan özlemini hissettim. Kahraman Mehmetçiğe selam olsun. Ben şöyle düşünerek yazdım mektubu. Eğer onlar olmasaydı ben o anda o mektubu yazamayacaktım. Afrin Fatihlerine selam olsun. Ben şunu hissettim. Onlar olmasaydı bu vatan olmayacaktı ve onların sayesinde burada huzur içinde yaşıyoruz ve uyuyoruz. Afrinli mazlum kardeşlerimize selam olsun. Ben yazarken çok duygulandım. Afrinli abilerimizi düşündüm. Ve onlara çok teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Değerli minik kardeşlerimize de bizden selam olsun. Sizler Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizsiniz. Sevgili seyirciler, Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Sırt Maçlı Mahallesi'nde açılan El Sanatları kursuna katılan kursiyerlerden şehit ve gazi annelerine destek amaçlı 168 parça çeşitli giysi ve el sanatlarından yapılmış eşyalar gönderildi. Sarıgöl Sığırt Maçlı Mahallesi El Sanatları Kursu'nun usta üreticisi Müslime Kol Gürbüz'ün önderliğinde kursiyerlerce hazırlanan çocuk giysileri, kadın giysileri, el işleri, yemeniler gibi eşyalardan oluşan 168 parça eşya, şehit ve gazi annelerin armağan olarak Sığırt Maçlı Mahalle Muhtarı Yüksel Salta Koli ile teslim edildi. Kursiyerlerin hazırladığı 168 parça çeşitli hediyeler Manisa Şehit ve Gazi Koruma Kalkındırma Derneği'ne PTT kargosuyla gönderildi. Kursun usta öğreticisi Müslime Kol Gürbüz şu açıklamayı yaptı. Kursta giyim, el sanatları üzerine dikiş öğreniyorlar. Gelen bayan öğrenciler çoban armağanı birer tane ürün dikip teslim edelim, gönderelim, yanında olduklarını bilsinler dediler. Ve onun için bu işe kalkıştık. Hepimiz birer şal var, birer üst kıyafet, birer iğne yası, birer çocuk kıyafeti şeklinde hazırlayıp kimisi evinde yaptı geldi, kimisi burada yaptı. 68 tane ürün, toplam birer tane. Sırt Maçlı Mahalle Muhtarı Yüksel Saltık da konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Emeğe geçen başta Müslüme Hocam ve tüm mahalle halkıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Orada kardeşlerimize çam sakızı, çoban armağanı, elimizden kendi kadar, karınca kadarınca vatandaşlarımız yardımcı oldu. Bütün şehit ailelerine, annelerine, eşlerine, dikiş nakıştaki bütün yapılan yardımları gönderiyoruz. Turgut Özal Mahallesi sakinlerinin yaşadıkları isyanı getiriyoruz ekranlarınıza. Tarihte bugünü sizlerle paylaşalım. 1909 yılında 33 yıl padişahlık yapan 2. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine 5. Mehmet geçti. 1988 yılında Naim Süleymanoğlu Avrupa halter şampiyonasında dünya rekoru kırdı. Tam 150 kilo kaldırarak ve son olarak 2005 yılının 27 Nisan tarihinde dünyanın ilk süper jumbo jeti Airbus 380 Fransa'dan havalandı. Kısa bir reklam arasının ardından spor bülteniyle karşınızda olacağız. Çağrı Merkezi Emniyet nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğunuzun adı ne? İşiniz ne oldu? Almaya çalışıyorum. Ekip yönlendiriyorum seni. Ekibimiz gereğini yapar. İyi günler. 112 Merkez. Aa, aa, aa.
Acil durumda 112 tek numara. Karşılık beklemeden bizleri seven, sadık can dostlarımız, hayvanlarımız için A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınızı buradan karşılayabilirsiniz. Mamadan yeme, oyuncaktan kafese, aradığınız her ne varsa Kültür Pet Shop'ta. Kültür Pet Shop, Aydoğan Coşkunol. Alo Mama Hattı 0553 330 60 66. Doya doya maç keyfimi yaşamak istiyorsunuz. Süper Lig heyecanını 236 Cafe Lounge'da yaşayın. 236 Cafe Lounge'da yeriniz hazır. Adres: Tevfik Lav Tesisleri, 5M Migros yanı. Rezervasyon için iletişim 0236 233 11.0. Sosyal yaşam konusunda Manisa'ya farklı bir vizyon katan Yunus Park, büyüleyici doğa ortamında tüm misafirlerine seçkin kadrosuyla ve eşsiz sunumuyla en güzel hizmeti sunuyor. Huzurlu doğada yaşamak istiyorsanız dinlendirici tabiat ortamıyla Yunus Park'a tüm Manisalıları bekliyoruz. Yunus Park Bozköy, Yunus Park Meydan İletişim 0535 544 4330. Muradiye Düğün Tesisleri adres: Muradiye Anadolu Lisesi karşısı Yunus Emre, Manisa. İletişim 0530 071 04 45 0535 571 51 32. Bayanlar, Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu birbirinden cazip kampanyalarıyla güzelliğinize güzellik katıyor. Güzelliğin en klas adresi Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu. Spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Grand Medical Manisa Spor yarın Süper Lig 5'indeki Ankara Gücü'nü ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs stadında Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele saat 15.30'da başlayacak. Siyah beyazlı yönetim bilet fiyatlarını VIP ve misafir 75, kapalı 50 lira olarak açıklayıp konuk taraftarlara 1650 kişilik kontenjan ayırdı. İki kulüp arasında önceki yıllarda da bilet fiyatı tartışması yaşandığını hatırlatan Ankara Gücü cephesi zamlı fiyatlara tepki gösterdi. Genç ağırlıklı kadrosuyla ligde son 12 maçın 11'ini kaybeden Manisa Spor için mücadele yalnız prestij niteliği taşırken, Ankara Gücü'nün 90 dakika sonrası Süper Lig'e dönüşünü ilan etme ihtimali bulunuyor. Geçen sezon 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan başkent temsilcisi Manisa Spor'u yener, alt sıradaki rakipleri Ümraniye Spor ve Bolu Spor ise puan kaybı yaşarsa son hafta öncesi 6 yıl sonra Süper Lig'e dönecek.
27 Nisan'ın gündem maddeleriyle karşınızda olduk. Bülteni kapatıyoruz. Yarın hafta sonu sevdiklerinizle, ailenizle birlikte güzel, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz.